Bugün gümüşün geri dönüşümünü göstereceğim arkadaşlar. Bu cam şişenin içerisinde 5 gram talaş halinde gümüş var. %98 falandır oranı. İçine birkaç ufak bakır parçası koydum. Bu deneyde eldivenlerimizi taktık. Birazdan nitrik asiti bu şişenin içerisine koyacağız. Sonra üzerine tıpasını koyacağız. Gazlar dışarı çıkmasın diye. Bu işlemleri yaparken eldivenlerinizi, gözlüklerinizi ve koruyucu tedbirlerin hepsini alın lütfen. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum evde yapmanızı. Sadece göstermek amaçlı bu video. Şimdi yavaş yavaş işlemlere başlayalım. Evet, yavaş yavaş şimdi nitrik asitimizi koyuyoruz. Evet. Şu an nitrik asiti koyduk. Bakın görüldüğü gibi işlem yapmaya başladı. Şimdi ağzını sıkıca kapatmıyorum. Biraz hava alacak. Buradan çıkan zehirli gazlar bu kağıt parçası, pamuk olabilir ya da buna benzer yumuşak bir kağıtta basınç yapmadan sadece bu gazların bu beze ya da kağıda yapışmasını sağlıyorsunuz. Solumamış olursunuz. Bunun için ayrıca bu kabın ekstradan bir plastiğin içine koyun. Herhangi bir çatlamaya da patlamaya karşılık. Herhangi bir ihtimale karşılık plastik bir kabın üzerine koydum ben. Burada gümüş biraz yavaş bir şekilde, saf gümüş biraz yavaş işler. Şu an işte reaksiyona girdi. Gördüğünüz gibi. Erimeye başladı. Biraz sürecek. Bu işlem biter bitmez. Tekrardan görüşürüz. Evet, gümüşümüz eridi. Şimdi şişemizde erimiş gümüş var. Yaklaşık 5 gram. Şimdi bu gümüşü tuzlu suyla çökerteceğiz. Yalnız bunun evvelinde içine bir miktar üre atacağız. Bu üreyi de amacı şu, asidi öldürmesi için. Asidi öldürdükten sonra gümüşlü suyu üzerine döktüğümüzde çok daha rahat bir şekilde çökmesini sağlayacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş üreyi atıyorum. Evet. Üre şu anda asitle etkileşime girerek asitin özelliğini bitirmesini sağlıyor. Evet, biraz fazla kaçtı. Ne olsun, sorun değil. Önemli olan asitin ölmesi. Yani asit bu 5 gramlık gümüş eritti. Onun haricinde belki 10 gram 15 gram daha bir metal eritebilirdi. O gücünün etkisinin kaybolması için üre atıyoruz. Üre attığımızda kısa bir müddet şöyle bir işlem yapıyor, hafiften köpürüyor. Asitin tamamen ölüp ölmediğini anlamak için üzerine birkaç tane daha üre atıyorum. Hala etkileşim yapıyorsa evet, şu anda pek bir etkileşim yapmıyor. Demek ki asitin özelliği gitti. Şimdi biraz daha iyice görebilmemiz için biraz su döküyorum içine. Evet, şu an gördüğünüz gibi yeterince üre attık içerisine, hatta yüzeyinde yüzüyor şu anda. Demek ki bu miktar kafi geldi. Aslında bu işlemi yaptıktan sonra asit öldüğü için bakır çubuk koyarak gümüşü çökertebiliriz metalik olarak. Ama biz herkesin bildiği yöntemi, ramatçıların kullandığı yöntemi göstermek istiyorum. Bu daha hızlı bir yöntem, daha kesin ve net sonuç alırsınız. Şimdi içerisine tuzlu su koyacağız.
Birazdan görecek olduğunuz şişede su biraz daha fazla. Onun sebebi normal su ilave ettim. Yalnız video çekmeyi unuttum. Şimdi birazdan göreceksiniz onu da. Normalde tuzlu suyu dökmeden önce üreyi attıktan sonra içindeki su miktarını biraz daha arttırırsanız gümüş klorür toz halinde değil böyle yoğurt gibi denir. Genelde o şekilde daha iyi çökme sağlar. Evet, şimdi tuzlu su koyma vakti. Tuzlu suyu hazırlarken suyun biraz ılık olması tuzun daha çabuk erimesine sebep olur. Daha kolay olur işlerimiz. Tuzu da normal bakkaldan veya herhangi bir marketten alabileceğiniz kaya tuzu da olur. Normal tuz da olur. Evet, şimdi yavaş yavaş damlatacağım. Şöyle. Evet, şu an gördüğünüz gibi tuzlu suyun etkisi gözükmeye başladı. Biraz daha atıyorum. Yalnız bu şişe yetmeyecek sanırım. Bunun da şişesini değiştirmem gerekecek. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda gümüş klorür şeklinde gümüş çökeliyor. Yalnız kabı değiştirmem gerekecek. Hemen değiştirip devam edelim işleme. Evet, kabımızı değiştirdik. Tuzlu su ilave etmeye devam ediyoruz. Asitte var olan bütün gümüşün çökmesi için. Şimdi biraz karıştırma işlemi yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi beyaz böyle yoğurt şeklinde çöktü. Bu çöken gümüş klorürdür. Bunu daha sonrasında çinko ile işleme tabi tutup sonrasında da çinkodan arındırmak için tuzluğu ilave edilebilir. Böylelikle saf gümüş elde edilmiş olur. Evet. Şöyle göstereyim. Şu an vermiş olduğumuz gümüş klorür. Şimdi bunu başka bir kaba aktarıp dibinde kalan son halini göstereceğim size. Gördüğünüz beyaz çamur, gümüş klorür. Bu işlemi yaptıktan sonra kremaçıya götürüp saflaştırmasını yaptırabilirsiniz. Çok kolay ve ucuz bir şekilde. Şimdi biraz daha üzerine su ilave edip daha temiz halini göstereceğim size. Evet, üzerine temiz su ilave ediyorum. Asitli sudan arındırmış oluyorum. Bunu genelde sıcak suyla ya da ılık suyla yaparsanız daha kolay olur. Evet, şu an görmüş olduğunuz 5 gramlık bir gümüşün çamuru. Genelde çamur olarak söylenir ama gümüş klorür şeklindeki çökmüş hali aslında. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz ya da yaptırabilirsiniz. Ama yine de uyarıyorum arkadaşlar. Tek başınıza yapmayın. Resmi çalışan firmalarda, ramatçılarda ya da üniversite ya da lisede okuyorsanız hocalarınızın kontrolünde yapın. Herkese başarılar şimdiden.